Şair şöyle tarif eder: Dicle ile Fırat arasında ipekten sedirlerinde Kur'an okunan, açık pencerelerinden gül dolan, güneşin beyaz köpüklerinde yanmış bir şehir, bir eski kanatlar ülkesi. Evet, işte bu kadim şehri Hazreti Ömer'den selam alan, Hazreti Ömer'e selam gönderen bu şehri, toprakları üzerinde 10 peygamberin, 500 sahabenin mezarı olan bu şehri, Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ün fethine giderken feyz aldığı bu şehri, Sultan Alparslan'ın Malazgirt'e giderken surları önünde dua ettiği bu şehri, Haçlı ordularını defalarca bozguna uğratan Sultan Kılıç Arslan'ın metfun olduğu bu şehri, nice alimlere, gönül sultanlarına, sanatçılara, edebiyatçılara ev sahipliği yapan bu şehri, velhasıl ezelden beri bizim olan ve inşallah ebede kadar da bizim kalacak bu şehri tüm kalbimle selamlıyorum. Cuma namazını eda ettiğimiz Kurşunlu Camii, bu şehrin ve temsil ettiği değerlerin hizmetkarının da hasmının da kimler olduğunun en büyük şahididir. Sizler Kurşunlu Camii'ni tahrip edenleri de, ona sahip çıkanları da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler buraya gelmeden önce ziyaret ettiğimiz Diyarbakır annelerinin yüreklerini kimlerin yaktığını da gayet iyi biliyorsunuz. Sizler başkalarının evlatlarını daha ölüme gönderenlerin kendi evlatlarını yurt dışında nasıl ihtimamla büyüttüklerini, yaşattıklarını da gayet iyi biliyorsunuz. Halbuki Diyarbakır tarih boyunca hep medeniyet şehri, barış ve huzur şehri, refah şehri olmuştur. Bir zamanlar Türkiye'nin ilk 5 sanayi kentinden biri Diyarbakır'dı. Sonra bir Karabasan gibi bölgenin ve özellikle Kürt kardeşlerimin üstüne terör felaketi çöktü. Türkiye'nin diğer şehirleri gelişip serpilirken terör Diyarbakır'ı sefalete, yoksulluğa, işsizliğe mahkum etti. Şairleri, edipleri, alimleri, tarihi eserleri, surları ile meşhur güzelim Diyarbakır'ı perişan ettiler. AK Parti'yi kurduğumuzda buraya geldik ve karşılaştığımız herkese, iktidara gelirsek bizden ne istiyorsunuz diye sordum. Bize verilen cevap sadece o hali kaldırın yeter şeklindeydi. Sesinize kulak verdik ve hükümete gelince ilk iş olarak o hali kaldırdık mı? Kaldırdık mı? Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik. Şimdi bir geriye dönüp 20 yıllık muhasebeyi yapalım. Biz ne dedik? Ne yaptık? Onlar ne dediler? Ne yaptılar? Biz Diyarbakır'da 2005 yılında size ne demişsek, dün de oradaydık, bugün de aynı yerdeyiz, yarın da aynı yerde olacağız. Biz tüm samimiyetimizle barış dedik, kardeşlik dedik, çözüm dedik, adalet dedik,
hak dedik, özgürlük dedik, demokrasi dedik. Biz red, inkar, asimilasyon politikalarını ortadan kaldırıp hak ve özgürlük eksenli bir yaklaşımla asıllık meselelerin çözümüne yöneldik. Peki bunlar, yani terörden beslenenler, terörü destekleyenler, terörü açıkça telin etmekten korkanlar, sırtını size değil de PKK'ya, terör örgütüne dayayanlar ne yaptı? Gelin bugün hiç eğmeden, bükmeden açıkça bunları konuşalım. Gelin bugün utanmadan, yüzü kızarmadan, bozuk plak gibi sürekli barış, demokrasi, kardeşlik diyenlerin maskelerini hep beraber indirmeye var mıyız? Bunların eş genel başkanı geçenlerde çıkmış, AK Parti kadınların başına gelmiş en büyük felakettir demiş. Şimdi buradan seslenmek istiyorum. Asıl KCK'sıyla, PKK'sıyla, PYD'siyle, HDP'siyle hep birlikte benim Kürt kardeşlerimin kanını, iliğini sömüren, duygularını istismar eden bu çete son 1000 yıldır bu milletin, bu bölgenin, bu halkın başına gelmiş en büyük musibettir. Lafa gelince barış derler, kardeşlik derler. Son 40 yılda ördüldükleri, dağa çıkardıkları, teröre bulaştırdıkları, hayatını kararttıkları 50 bin Kürt kardeşimin kanına giren, soruyorum, bunlar değil mi? Bu ülkede en çok Kürt kanını PKK dökmedi mi? Bu bölgede köylerin boşalmasına, yakılıp yıkılmasına, kentlerin çökmesine, sanayinin ve ticaretin bitmesine, işindeki gücündeki insanların sefalete sürüklenmesine neden olan bunlar değil mi? Kurdukları partilerde demokrasi kelimesini hiç eksik etmediler. Peki soruyorum size, hangi demokraside seçilmiş milletvekilleri, belediye başkanları, teşkilat yöneticileri, örgüt militanlarına hesap verir? Hangi demokraside devletin yatırım hizmet için gönderdiği ödenekler yollara mayın döşemek için kullanılır? Hangi demokraside altyapı, üst yapı hizmetleri için merkezi yönetimin verdiği araçlar şehirlerin içinde hendek ve çukur kazmak için kullanılır? Hangi demokraside ülkenin aleyhindeki her girişime destek veren bir siyaset anlayışı olur? Bunlar demokrasi savunucusu değil, demokrasi düşmanıdır, demokrasi istismarcısıdır. Yakın dönemde biz demokrasi ve özgürlükler konusunda pek çok mücadeleye girdik. Gezi olaylarını hatırlayın. 17-25 Aralık emniyet yargı darbe girişimini hatırlayın. Terör örgütlerinin ülkemizin üzerine salınmasını hatırlayın. Ülkeyi istikrarsızlık batağına sürüklemek için oynanan oyunları hatırlayın. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlayın. Ekonomimize kurulan tuzakları hatırlayın. Biz bu mücadelenin hepsini de sizlerle birlikte yürüttük. Ve hamdolsun yine sizlerle birlikte zafere ulaştırdık. Kardeşlerim, peki bunlar o dönemlerde ne yapıyorlardı? Türkiye'nin karşısında, sizlerin karşısında kim varsa onlarla birlikte yol yürüyorlardı. Biz şimdi de hukuk reformlarımızda
ekonomi reformlarımızda, hak ve özgürlük açılımlarımızda aynı çizgide yolumuza devam ediyoruz. Bugün sizlere bir de müjde vermek istiyorum. Geçmişte uzunca bir dönem adı zulümle, işkenceyle, insanlık dışı muameleyle anılan Diyarbakır cezaevini yakında boşaltıyor ve kültür merkezi olarak sizlerin hizmetine sunuyoruz. Adalet Bakanlığımız bu konuda gerekli hazırlığı yapıyor. Böylece Diyarbakır'ın hafızasındaki bir kötü anıyı ortadan kaldırmış oluyoruz. Şehrimize hayırlı olsun. Kardeşlerim, HDP'si, PKK'sı, PYD'si, sivil toplum örgütü görünümlü tüm yapılar örgüt tarafından hazırlanan bir metne göre hareket eder. Ellerine fırsat geçerse ne yapacaklarını, nasıl yapacaklarını bu metinle açıkça söylüyorlar. İnsanların iradelerini ve düşüncelerini sınırlayan böyle ülker bir anlayışın bu devirde geçerliliği olabilir mi? Aynı metinde uzun vadede aileyi ve mülkiyeti ortadan kaldıracaklarını da söylüyorlar. Bunlar size tanıdık geliyor mu? Evet, bunlar 1980 öncesindeki marjinal ideolojilerin söylemidir. Peki dünyada bu düşünce, bu yaklaşım kaldı mı diye baktığımızda sadece 3 yerde, Kuzey Kore'de, Kandil'de ve Kobani'de kaldığını görüyoruz. Şimdi bu istismarcılar sürekli Kobani diyor ya, gidin bakın bakalım oradaki Kürt kardeşlerimize neler çektiriyorlar. Çocukları silah altına almaktan küçük yaştaki kız çocuklarını zorla alıkoymaya kadar 21. yüzyılın tüm yüz kızartıcı insanlık suçlarını orada işliyorlar. 13 yaşındaki kızları, Kürt kızlarımızı daha kaçıranlar bunlar değil mi? 14 yaşındaki Kürt kızlarımızı daha kaçıranlar bunlar değil mi? Bunlar hangi edepten bahsediyorlar? Hangi namustan bahsediyorlar? Bunlarda ne edep var, ne namus var. Bunlar kirli. Kobani'den kaçan kardeşlerimizden önemli bir kısmı hala ülkemizde yaşıyor. Biz bunların ciğerini biliyoruz. Her türlü riski göze alarak başlattığımız çözüm sürecinde neler yaşadığımızın şahidi sizlersiniz. Biz çözüm sürecini niye başlattık? Yeter ki artık anneler ağlamasın dedik. Yeter ki akan kan dursun dedik. Yeter ki milletimizin her kökenden, her inançtan, her meşrepten insanıyla kardeş olsun dedik. Bu bölgenin insanları demokrasiden, ekonomik büyümeden nasibini alsın diye baldıran zehiri de olsa bu meydanda söyledim. İçeriz dedik. Samimiyetle başlattığımız bir süreci bunlar provoke ettiler. Zehirlediler, istismar ettiler ve sonunda tamamen yıktılar. Çukur eylemleriyle bölgede yaşayan tüm vatandaşlarımıza tuzak kurdular. Ferasetinizle, dirayetinizle, sağduyunuzla bu tuzağa düşmediğiniz için her birinize şükranlarımı sunuyorum. Üstelik bunlar ülkemizdeki ve Suriye'deki kardeşlerimizle kalmadılar. Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin de başına bela oldular. Artık ülkemizde işleyemedikleri cinayetlerine orada başladılar. Çünkü bunlar, unutmayın, Kürt düşmanı. Çünkü bunlar insanlık düşmanı. Çünkü bunlar coğrafyamızın ve medeniyetimizin düşmanı.
bunların olduğu yerde hak, hukuk, adalet, vicdan, fikir özgürlüğü, örf, adet kalmaz. Bunlar 1940'larda Türkiye'nin başına bir kabus gibi çöken tek parti CHP zihniyetinin günümüzdeki versiyonudur. Kürt kardeşlerime yapılan zulüm başta olmak üzere bu ülkedeki tüm büyük günahların anası olan CHP ile yol yürümek de zaten ancak bunlara yakışırdı. Şimdi CHP ile HDP beraber yürüyorlar mı? İYİ Parti beraber yürüyorlar mı? Al birini, vur öbürünü. Birbirlerinden hiçbir farkı yok. Ama biz diyoruz ki şu karşımdaki topluluğu görünce bugün bir başka heyecanlıyım. HDP'nin İstanbul'da ve diğer şehirlerde CHP'ye verdiği desteğin nedeni işte bu ideolojik akrabalıktır. Bir kez daha altını çizerek ifade etmek istiyorum. Küresel emperyalizmin ülkemizde yaklaşık 1,5 asırdır kaşıdığı bir yarayı kapatmak için, evet, çözüm sürecini biz başlattık. Ama çözüm sürecini sonlandıran biz olamadık. Çünkü çözüm sürecini bunların kötü niyeti, art niyeti, gizli gündemleri sonlandırdı. Güya siyasetçi kimliğiyle ortada gezenler de hiçbir zaman şiddetle, terörle aralarına mesafe koymadılar. Hiçbir zaman meşru, demokratik hukuk düzeni içinde siyaset yapmayı düşünmediler. Diyarbakır'ın surunu, alim, ulema yatağı Cizre'yi, Silopi, köstebekler gibi kazanlara siz ne yapıyorsunuz demediler, diyemediler. Yurt dışındaki karanlık mahfillerle, içerideki hain FETÖ'cülerle gizli pazarlıklar yaparak ülkemizi emperyalistlerin oyun sahnesine çevirmek için harekete geçenlere tavır koymadılar. Allah için söyler misiniz? Dünyada hangi devlet buna müsaade eder? Dünyada hangi demokrasi, hangi hukuk, hangi adalet, hangi vicdan buna göz yumar? Utanmadan, sıkılmadan, yüzleri kızarmadan hala barış, kardeşlik, hukuk, demokrasi diyorlar. Siz bu kavramları en son ağzına alacak kişilersiniz. Ey HDP! Siz bu ülkede ve bu bölgede kendinizden olmayan hiç kimseye hayat hakkı tanımadınız. Çünkü şiddet, dayatma, terör bunların ruhuna işlemiş. Kardeşlerim, ne diyorlar? Hadi sıkıysa söylesinler. Bizim PKK ile ilişkimiz yok diyorlar. Öyle demiyorlar mı? E bunların işi gücü yalan. Yanındaki ortağı CHP, onun da işi gücü yalan. Akşam yalan, sabah yalan. Sürekli yalandan mağduriyet, yalandan dışlanmışlık edebiyatı yaparak sizlerin hak ve hakkaniyet duygularını istismar etmeye çalışıyorlar. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi yıllarca hep bunların elindeydi. Tek bir ay bile bunların ödeneği gecikti mi? Hayır. Ankara, İstanbul, Edirne, Trabzon Belediyesi hangi imkan ve haklara sahipse hepsi bunlara da tanındı. Peki sonuç ne oldu? Büyükşehir Belediye Başkanı'nı Kandil'in komiseri olan neydi belirsiz birine, değerli kardeşlerim, adeta hesaba çektirdiler. Hesap sormadım. Bu neydi belirsiz birine Bodrum'da sorgulatıp tokatlattılar. Kim yaptı bunu? HDP, PKK. Devletten alınan paralarla
sizlere hizmet getirecekleri yerde, örgütün emriyle sokaklarda hendek ve çukur kazmadılar mı? Onların yapması gerektiği halde dönüp bakmadıkları hizmetleri bizim bakanlıklarımız üstlenmek zorunda kaldı. Devletin görevlendirdiği kamu personeline kayyum diyerek itiraz edenler, örgütün dağdan gönderdiği çapulcuların karşısında bunlar hazrola geçmediler mi? Kurumlarımız sizlere hizmet getirmek için çalışmaya başlayınca yolların altına bombalar yerleştirdiklerini gördük. Belediyelere verilen kaynakların bir avuç terör baronuna peşkeş çekildiğini gördük. Asıl bunları görevden almazsak size ihanet etmiş olurduk. Artık belediyelere gelen her kuruş şehirlerimize ve sizlere hizmet için kullanılıyor. Bunlar sadece slogan atar. Biz ise hizmet ederiz, eser ortaya koyarız, yatırım yaparız. Aramızdaki fark işte budur. Değerli kardeşlerim, bunların ne söylediğine değil, ne yaptığına bakıyoruz. Mesela seçimlerde seni başkan yaptırmayacağız diye ortalığı inletenlerin, Yasin Börü'nün kanının hesabını verdiklerini gördünüz mü? Duydunuz mu? Kurban eti dağıtmak için evinden çıkan 16 yaşındaki Yasin Börü'yü nasıl alçakça öldürdüklerini biliyorsunuz değil mi? Önce kovalıyorlar, sonra sığındığı evde bıçaklıyorlar, ardından 3. kattan aşağı atıyorlar, yetmiyor, başını taşla eziyorlar, sonra arabayla üstünden geçiyorlar, en nihayetinde de üzerine benzin döküp yakıyorlar. Bu nasıl bir kindir? Bu nasıl bir nefrettir? Bu nasıl bir insanlıktan çıkmışlıktır? Bıraktım Kürdünü, Türkünü, Arabını, Acemini, böyle bir muamele canlıya nasıl yapılabilir? Üstelik tüm bu hıncın tek sebebi, tıpkı aynı günlerde katledilen diğerleri gibi Yasin'in kendilerinden olmamasıdır. Bu zulme ortak olan herkes, bu dünyada, öteki dünyada cezasını muhakkak çekecektir. Aynı şekilde bunların evlatları ellerinden alınıp dağa götürülen annelerin, babaların feryatlarına kulak verdiklerini gördünüz mü? Duydunuz mu? Tam tersine, bu yüreği yanık insanlarla bunlar dalga geçtiler. Hendekler, çukurlar kazılırken, gencecik çocuklar kasten ölüme gönderilirken, sokaklarda oluk oluk Kürt kardeşlerimin kanı akarken, saz çalıp sloganlar atanların derdi asla siz olmadınız. Alçakça kanları dökülen mazlum Kürt kardeşlerimin hesabını sormayacak mıyız? Her köye bir cenaze diyerek tüm bölgeyi kana, gözyaşına, şiddete, kine bulayanlardan hesap sormayacak mıyız? Yerli ve yabancı tüm tarihçiler 1915'te Ermeni komiticilerin 1 milyona yakın sivil mazlum Kürt kardeşimi katlettiğini söylüyor. Bunlarda utanmadan, sıkılmadan sözde Ermeni soykırımı yalanını kabul ettirmek için çalışıyor. Dedelerinin katillerine hayranlık besleyecek kadar tarihlerinden, benliklerinden kopmuş bu güruhun sizlerle bir ilişkisi olabilir mi? Selahaddin Eyyubi'nin mirasının şanla, şerefle taşındığı bir yerde mazlum Filistinliler yerine zalim İsrail yönetimiyle birlikte onların, benim Kürt kardeşimle herhangi bir ortak yönü olabilir mi? Kürt kardeşlerimden aldığı siyasi desteği ülkede ne kadar sapkın, sapık, marjinal grup varsa onların emrine verenler sizlerle
hangi müşterekleri paylaşıyor olabilir? Dün akan kanı sürdürmek için çözüm sürecini baltalayanlar şimdi CHP ile işbirliği yapıyor, hatta anayasa yapmaktan bahsediyor. Tek dertleri, tek projeleri, tek gayeleri var. O da Tayyip Erdoğan'sız, AK Parti'siz bir Türkiye. Kafalarındaki faşist emellere bu kardeşinizi engel olarak gördükleri için de işi gücü bırakıp bizimle uğraşıyorlar. Bunların tek bir tane hayırlı adımlarını, yaptıkları eseri, sadra şifa işlerini gördünüz mü? Göremezsiniz. Çünkü yok. Diyarbakır'a huzur gelince neler olduğuna şahitsiniz. Artık gece gündüz herkes bu şehrin sokaklarında, evlerinde güven içinde hayatını sürdürüyor. İşine gücüne bakıyor. Akşam geç saatlere kadar Diyarbakır'ın sokaklarındasınız. Öyle mi? Niye? Güvenlik var. Sizden ricam, bunları gördüğünüz her yerde yakalarına yapışın, sorun, sorgulayın. Çözüm sürecini bitirmek için kim size talimat verdi? Bunu sorun. Hendek ve çukurlarla ülkeyi iç savaşa sokmaya çalışma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Yasin Börü'yü böylesine zalim bir şekilde öldürmek için sebebiniz neydi? Bunu sorun. Suriye'de önünüze gelen herkesin aparatı olma talimatını kimden aldınız? Bunu sorun. Bunları ısrarla sorun ki bir sürü yalan, dalavere, sahtekarlık ve ikiyüzlülükle karşınıza çıkıp sizleri oyalamasınlar. Değerli kardeşlerim, bu coğrafyayı birlikte medeniyetimizin beşiği haline getirdik. Bu ülkeyi birlikte kurduk, birlikte bugünlere getirdik. İnşallah yine birlikte 2023 hedeflerine, 2053 vizyonuna kavuşturacağız. AK Parti'nin en büyük özelliği, ülkenin dört bir yanında iç ve dış şartlar ne olursa olsun eser ve hizmet siyasetini kesintisiz sürdürmüş olmasıdır. Türkiye tarihinin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini bizim dönemimizde yaşamıştır. Ülkemizin 81 vilayetinin tamamına da Cumhuriyet tarihinde yapılanların 5 katı, 10 katı yatırımlarla çağ atlattık. Bu çerçevede Diyarbakır'a da son 10 yılda 46 katrilyon lira yatırım yaptık. Eğitimde şehrimize 6207 adet yeni derslik kazandırdık. Yüksek öğrenim yurt yatak kapasitemizi 5300'e çıkardık. Aralarında 33.000 seyirci kapasiteli Diyarbakır Stadyumunu da bu arada biz yaptık. 42 spor tesisini sizlerin hizmetine sunduk. Şehrimizin takımlarından birini en kısa sürede Süper Lig'de de görmek istiyoruz. Kardeşlerim, merkez ve ilçelerimizdeki faaliyetlerden 248 bin gencimizin istifade ettiği 7 gençlik merkezi inşa ettik. Diyarbakırlı ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 12 milyar lira tutarında sosyal yardım aktardık. Sağlıkta toplamda 1442 yataklı 19 hastaneden oluşan 48 adet sağlık tesisi inşa ettik. Yapımı devam eden 7 adet yatırımımızla süratle bitirerek hizmetinize sunacağız. Şimdi sizlere belki de Sağlık Bakanım bu müjdeyi vermiştir ama ettekraru ahsen velevkâne 180. Diyarbakır 1000 yataklı Kayapınar Şehir Hastanesi'nin yapım ihalesini 19 Temmuz'da gerçekleştiriyoruz. Hastanemizin şimdiden şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Değerli kardeşlerim, TOKİ vasıtasıyla
Diyarbakır'da toplam 18.578 konut projesini hayata geçirdik. Son olarak başlattığımız sosyal konut kampanyası kapsamında Yenişehir Üçkuyu'daki 2.705 konutun yapımına devam ediyoruz. Gelecek nesillere miras bırakacağımız millet bahçelerinden Diyarbakır'da toplam büyüklüğü 396.000 metrekare olan 6 adet projemiz var. Bunlardan Dicle Vadisi ve İç Kale Millet Bahçelerini hizmete açtık. Yenişehir ve Bağlar Millet Bahçelerimizin yapımına devam ediyoruz. Çermik ve Hani Millet Bahçelerimizde proje aşamasında. Terör nedeniyle büyük zarar gören Sur ilçemizi ve tarihi Sur içini adeta baştan sona yeniden yaptık, yapıyoruz. Sur içi projemizi 7 bölgede planlayarak her bir bölgeyi de kendi içinde etaplara ayırdık. Konut projelerimizi, altyapı, üst yapı ve restorasyon çalışmalarımızı bitirme aşamasına geldik. Proje tamamlandığında inşallah Diyarbakır yepyeni bir çehreye kavuşmuş olacaktır. Ulaştırmada 44 kilometre olan Diyarbakır'ın bölünmüş yol uzunluğuna 400 kilometre ilave ederek toplamda 444 kilometreye çıkardık. Yapımı devam eden Diyarbakır-Silvan ayrımı Elazığ hududu yolunu, Diyarbakır-Güneybatı çevre yolunu ve Silvan-Çatak köprü ayrımı Hamzalı yolunu bu yıl tamamlıyoruz. Diyarbakır-Mardin yolundaki eksik kısımları ve Diyarbakır-Mardin ayrımı Bismil-Batman yolunu seneye bitiriyoruz. Diyarbakır-Kurtalan, Diyarbakır-Batman, Diyarbakır-Batman arasındaki demir yolu hatları ile yol çatı Diyarbakır ve Gezin-Sallar arasındaki hatları sıfırdan yeniledik. Değerli kardeşlerim, Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ne bir iltisak hattı yaptık. Ülkemizin en büyük fosfat kaynağında üretilen ham maddenin taşınabilmesi için Diyarbakır Mazı Dağı arasında yeni bir demir yolu bağlantısı yapıyoruz. Bu hattı inşallah önümüzdeki yıl bitirmeyi planlıyoruz. Diyarbakır Havalimanı'nı yeniden ele alarak yıllık 5 milyon yolcu kapasiteli yeni bir terminal binası yaptık. Havalimanımızın yolcu trafiği 2003'te 211 bin iken salgın koşullarına rağmen geçtiğimiz yıl 1 milyon 115 bini aştı. İnşallah şimdi de Diyarbakır'ı şehir içinde inşa edeceğimiz raylı sisteme kavuşturmak için kolları sıvadık. Değerli kardeşlerim, Diyarbakır Büyükşehir Belediye'miz şehrimizin çeşitli yerlerinde özellikle yol, içme suyu ve kanalizasyon altyapısı, halı saha, yurt, çevre düzenlemesi, köprü onarımı, kavşak gibi başlıklar altında 411 milyon liralık yatırım yaptı. Özellikle Dicle Barajı'ndan İnşallah suyu almak suretiyle burada susuzluğu Diyarbakırlı kardeşlerimize çektirmeyeceğiz. Son 19 yılda Diyarbakırlı çiftçilerimize 5,5 milyar liralık tarımsal destek verdik. Kuraklık nedeniyle hayvan yetiştiricilerimize destek olmak için yaylalarda 44 su deposu inşa ettik. Sanayide Diyarbakır'a 2 organize sanayi bölgesi, bir teknopark, bir araştırma geliştirme merkezi kurduk. Diyarbakır'daki değerli kardeşlerim 47 bin iş yerimize toplam 2,5 milyar liralık prim teşviki verdik. Geçtiğimiz yıl düzenlenen 254 yatırım teşvik belgesiyle Diyarbakır'da tüm zamanların rekoru kırıldı.
Bu yatırımlar tamamlandığında 16 binin üzerinde vatandaşımıza istihdam alanı açılacaktır. Salgın döneminde Diyarbakır'da 1000 civarında esnaf iş yerini kapatırken bunun tam 4,5 katı olan 4556 yeni işletme açıldı. Aynı dönemde şehirde 229 şirket kapanırken 1994 yeni şirket faaliyete başladı. Önemli bir istihdam kaynağı olan çağrı merkezlerinde görev yapanların sayısı 3500 kişiye ulaştı. Hedef 5000'i yakalamaktır. Mesleki eğitim merkezlerinden yararlananların sayısı 4000'e ulaştı. Doğalgaza kavuşturduğumuz Diyarbakır'da abone sayısı 214.000'i buldu. Zerzevan Kalesi'ni ve Diyarbakır surlarını yılda 5'er milyon turistin ziyaret etmesini hedefliyoruz. El Cezeri Robotik ve Sibernetik Zirvesi, Film Festivali, Karpuz Festivali, Dengbej Yarışması gibi Diyarbakır'ın değerlerini dünyaya tanıtan projeler hızla hayata geçiriliyor. Uyanış gençlik programlarına katılan gençlerimiz spordan bilgi yarışmalarına kadar her alanda kendilerini gösteriyorlar. Sizin hangi hizmete, hangi yatırıma ihtiyacınız varsa hepsini yapmak boynumuzun borcudur. Başım gözüm üstüne Diyarbakır. Sersera ser çava Diyarbakır. Nasıl? Biliyorum değil mi? Kardeşlerim, bugüne kadar yaptıklarımız elbette önemlidir. Ama bugün de Diyarbakır'a elimiz boş gelmedi. Bakanlıklarımız, belediyelerimiz, özel sektörümüz tarafından tamamlanan ve toplam yatırım bedeli 2,5 milyar lirayı bulan yüzlerce eser ve hizmetin açılışını yapmak üzere sizlerle beraberiz. Eğitimde, merkezde ve çeşitli ilçelerimizde çok sayıda anaokulu, ilkokul, ortaokul, lise, pansiyon, spor salonlarını aralarında bulunduğu 444 milyon liralık yatırımın resmi açılışını bugün yapıyoruz. Sağlık Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan Silvan 120 yataklı devlet hastanesinin 112 acil yönetiminin de yer aldığı hizmet binasının Amatem ve Çematem binalarının Dicle, Hani, Kayapınar ilçelerimizde aile sağlığı merkezi ve 112 acil binalarının açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Çevre Şehircilik Bakanlığımızın Sur'da yürüttüğü projeler kapsamında inşası tamamlanan 164 konutu, 6 oteli, 116 ticari alanı ve yolları hizmete alıyoruz. Ayrıca içinde 814 dükkanın bulunduğu 5000 kişiye istihdam sağlayacak otosanayi sitemiz ile altyapı ve çevre düzenlemelerini de hizmete alıyoruz. Ulaştırmada Çermik, Dicle, Çüngüç, Kulp, Hani, Lice, Kocaköy ilçelerimizin şehir geçişlerini tamamladık. Diyarbakır'ın diğer il ve ilçelerle olan bağlantı yolları da yeni imalatlarla, onarımlarla, trotuarlarla, bordürlerle iyileştirildi. Hani Kırımköy Köprüsü, Yenişehir Halil Viran Köprüsü, Ergani Hoşan Köprüsü restore edilerek yenilendi. Tüm bu ulaştırma yatırımlarının da resmi açılışlarını yapıyoruz. Kardeşlerim, artık sizleri bayağı yordum. Öyle görüyorum. Ama Tarım Orman Bakanlığımız Batman Sağ Sahil Sulaması'nın ikinci kısmını, Ergani Barajı Sulaması'nı, Çüngüş Malkaya Köyü'nü, Çatal Deresi Taşkın Koruma Tesisini tamamladı. Bunları da hizmete açıyoruz. Şimdi hazır mıyız? Şimdi
Molla Cezeri'den şöyle sizlere bir sesleneyim. Bakalım. Ey Şeyhin Şahı Muazzem, Ek Nigahdar-ı Tevbi, Sure-i İnna Fetahna Doru Medari Tevbi. Anladınız mı? Ama siz söylemediniz. Hadi bir de beraber söyleyelim. Tamam mı? Melai Cezeri'nin ona göre. Ey Şeyhin Şahı Muazzem, Hek, Hek Nigahdar-ı Tevbi, Sure-i İnna Fetahna Doru Medari Tevbi. Manasını da söyleyeyim. Manasını da söyleyeyim. Ey yüce şahlar şahı, hak koruyucun olsun senin. İnna Fetahna suresi çevrende surun olsun senin. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için teşekkür ediyor ve zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir ediyoruz. Değerli hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Bismillah Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil İktisat Organ Sanayi Bölgesi 30 fabrika açılışı ve 4. 30 sanayi sitesi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin açılışını gerçekleştirecektir. Öncelikle telekonferans bağlantısıyla Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet Sayın Varank, bizleri duyuyor musun? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Şöyle bir orada zoom yapalım. Bir zoom yapalım görelim. Hadi. Geniş et. Evet şimdi Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza gelelim. Sayın Varank, makaslar sizde, kordela sizde ve makaslar kordelayı kestikten sonra oradaki arkadaşlarımıza hatıra olarak kalacak. Evet, Diyarbakır merkezden selamlar, sevgiler. Ya Allah! Emredersiniz Sayın. Bismillah. Diyarbakır Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun Sayın Cumhurbaşkanımız. Şimdi de Bismillah Ovası Tarımsal Sulama Tesislerine bağlanıyoruz. Karşımızda Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli bulunmakta. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bekir Bey, bizleri duyuyor musun? Sayın Cumhurbaşkanım, sizi gayet net duyuyorum. Suyun gücü milletle buluşuyor diyerek arkamızda da bereketle sulanan mısır tarlalarından Bismil'den sizlere sevgilerimizi ve saygılarımızı gönderiyoruz efendim. Evet, buton elinizde.
elinizin altında. Dolayısıyla Diyarbakır merkezden selamlar, sevgiler. İnşallah butonlara basmak suretiyle her tarafı şöyle tarımda bereketlendirelim. Ya Allah! Bismillah. Bismil Obası Tarımsal Sulama Tesisleri şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımız, şimdi de Diyarbakır Kayapınar 4. Otosanayi Sitesi'ne bağlanıyoruz. Karşımızda Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum bulunmakta. 814 dükkan temsili iki vatandaşımıza sizlerin huzurunda anahtar teslimi yapılacaktır. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Kurum, bizi duyuyor musun? Duyuyoruz efendim. Evet, şimdi Diyarbakır merkezden sesleniyoruz. Hemen süratle oradaki kardeşlerimizin anahtar teslimini yapalım ve kordalayı da keserken her makas sahibine kordaladan verelim. Ya Allah! Anlaşıldı efendim. Bismillah. Burada efendim anahtar teslimine ilk başlayalım. İlk anahtarımızı efendim beşinci otosanayimizin başkanı Muhsin Bey'e veriyoruz efendim. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Sayın Cumhurbaşkanım. Buyurun. Sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun. 10 yıla yakın süreçtir kooperatif başkanlığını yapıyorum. Ülkemizde bir örnek otosanayi sitesi yaptığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Hayırlı olsun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz emeği geçenlere Sayın Cumhurbaşkanım. Sağ olun, var olun. Efendim, ikinci anahtarımızı Aziz Akman Bey, yine burada otosanayide esnafımız. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim Cumhurbaşkanım. Sağ olun. Hayırlı olsun. Efendim, talimatınızla sanayi sitemizde 814 dükkanımız var. 500 bin metrekarelik alanda gerçekleştirildi ve şehrin içindeki sanayi sitelerini bu vesileyle dışarı çıkarmış olduk. TOKİ'mizde 338 milyon lira yatırım değeriyle 18 ayda tamamlandı. Emir ve talimatlarınıza hazırız efendim. Hayırlı olsun. Kordelaları kesiyoruz ve her makas sahibine makasları da bugünün hatırası olarak veriyoruz. Ya Allah! Bismillah. Diyarbakır Kayapınar 4. Otosanayi Sitesi şehrimize ve ülkemize hayırlı olsun. Şimdi de Sayın Cumhurbaşkanımızın nezaretinde Diyarbakır'da yapımı tamamlanan tüm tesislerin açılışı buradan kurdele kesmek suretiyle gerçekleşecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Genel Başkan yardımcılarımızı, Sayın Milletvekillerimizi ve Sayın Diyarbakır Valimizi sahneye davet ediyoruz. Buyurunuz lütfen. Ve AK Parti Diyarbakır İl Başkanımızı sahneye davet ediyoruz. Buyurun lütfen. Evet, hazır mıyız? Bugünün anısına makaslar arkadaşlarımızda kalacak. Kordeleyi bu şekilde kesmiş olacağız. Ya Allah! Bismillah. Saygılar Diyarbakır Devletlerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da yapımı tamamlanan Bismil Obası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil Organ Sanayi Bölgesi, 30 fabrika ve 4. Otosanayi Sitesi ve yine yapımı tamamlanan